Adalet Defteri'nden merhaba sevgili izleyenler, bir programla daha karşınızdayız. Daha önceki programlarda değindiğimiz bir konu vardı. Özellikle bu son dönemin artan baskı unsurlarından bir tanesi terörün finansmanı üzerinden suçlamalar yöneltilmesi. Bunun belki de en önemli örneklerinden biriydi Hatice Yıldız'ın dosyası. 75 yaşındaki Hatice Yıldız evinden sedye ile, sağlık durumu sebebiyle sedye ile çıkartılarak tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Kızına ve bir arkadaşına para gönderdiği için ve buradan bir finansman suçlaması gönderilmişti. Bu programda hukukçu Eren Keskin konuğum. Hem Hatice Yıldız'ın dosyasını konuşacağız, hem bu terörün finansmanını adıyla yönlendirilen suçlamanın son dönemde ne amaçla kullanıldığını, ne kapsamda kullanıldığını, bunun hukukiliğini tartışacağız. Ve tabii ki de Hatice Yıldız olayının çok önemli bir şekilde bize gösterdiği bir nokta var. O da hasta mahpusların durumu. Biraz da buna değineceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. En başından başlayalım. Çünkü hepimiz hani fotoğrafları biliyoruz. Hani oğlunun çağrısını biliyoruz Hatice Yıldız dosyasında. Ki bence çok da fazla kesimin de hani tepkisini çekmiş bir durum. Çünkü gerçekten 75 yaşındaki bir kadının hani sedye ile evinden çıkartıp, karga tulumba evinden çıkartıp tutuklandığına şahit olduk. Uzaktan da olsa. Yani Hatice Yıldız'ın dosyasından biraz bahsetmek istiyorum. Ne vardı bu dosyada? Neden tutuklandı? Neden ceza aldı Hatice Yıldız? Evet, Hatice Yıldız'ın avukatı Hebat isimli ÖHD'den bir arkadaşımız o başından itibaren takip etmiş. Ama biz de tabii bu tutuklanmasıyla birlikte İnsan Hakları Derneği olarak da ilgilenmeye başladık. Esas olarak şu, kızına ve kızının bir arkadaşına para yatırmış. İşte terörün finansmanının önlenmesi yasası çerçevesinde hakkında dava açılmış. Ceza almış, işte son iç hukuktaki tüm yolları kullanmışlar. Dosyası Yargıtay'dayken, yani hiç beklemediği bir anda bir gün kesinleşmiş ceza ve evine gelip almışlar. Zaten eve geldikleri sırada yüksek tansiyon hastası kendisi. O sırada bayılıyor. O şekilde zaten götürüyorlar cezaevine de. Demansı var, çok unutuyor. Ayrıca onun açısından en önemli yanlarından biri de 85 yaşında bir eşi var ve eşi de engelli. Yani akıl almayacak bir şey tabii ki bu suçlama, ama maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir politika olarak bunu çok yoğun olarak uygulamaya başladı son dönemde. Yani cezaevine para yatırmak terörün finansmanı olarak kabul ediliyor. Bu çok akıl dışı bir şey. Ama maalesef böyle çok dosya var. Bizim hatta İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube yöneticilerimizden aynı zamanda MYK üyemiz Mehmet Acettin de bu nedenle yargılanıyor ve ev hapsi var yani şu anda onun da böyle. Peki yani şunu sormak istiyorum ben de, bu terörün finansmanın önlenmesi böyle başlık üzerinden bu suçlama neyi kapsıyor? Çünkü ya ben şunu da biliyorum, mesela cezaevindeki arkadaşına hani 200 lira gönderdiği için bu kapsamda cezalandı biliyorum. İşte bir haber sitesine, bir Kürt yayın organına aslında bedelsiz bir haber yaptığı için buradan hani benzer şekilde suçlamalan gazeteci arkadaşlarımızı da biliyorum. Yani gerçekten de herhangi bir örgütün 200 liraya mecbur kalması, ya yani bu şaka gibi bir sonuç aslında. Ama hani bu yasa neyi kapsıyor ve nasıl uygulanıyor Türkiye'de? Yani aslında bu bir uluslararası sözleşme var zaten. Terörün finansmanının önlenmesi sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Ama bunun çıkış nedeni işte El-Kaide'ye desteğin önlenmesi için aslında bu sözleşme ortaya çıkarıyor. Yani bu tür şiddeti araç olarak kullanan bir takım özellikle İslami örgütler için çıkarılmış ve devletlerin imzaladığı bir sözleşme, Türkiye'de kendi hukukunda düzenleme yapmış. Ama her zaman olduğu gibi gerçekten uygulanması gereken yere değil, uygulanmaması gerekenlere bunu uyguluyor. Şimdi bir kere İnsan hakları savunucuları olarak biz terör kavramını hiçbir zaman kullanmayız. Ancak yasa öyle olduğu için söylüyorum. Şimdi cezaevindeki bir insan devletin denetimindeki bir kişi. Onun her anı denetleniyor, hapsedilmiş zaten. Hapsedilmiş bir kişiye siz yine size devletin verdiği TC kimlik numaranızla gidiyorsunuz ve hapishanenin veznesine yatırıyorsunuz o parayı. O para zaten kişinin eline bile geçmiyor. Ne zaman veriyorlar parça parça, ancak diyor ki işte ben sigara alacağım, ekmek alacağım ya da ne bileyim iç çamaşır alacağım kantinden, ben param bitti diyor, ona o para öyle veriliyor. Yani zaten o parayı cezaevi denetiminde kullanılıyor. Şimdi terörün finansmanı
çok başka bir anlama geliyor. Bu yasanın ya da sözleşmenin, uluslararası sözleşmesinin hazırlanmasındaki sebep şu: kara paranın önlenmesi, kara paradan gelecek gelirle şiddet örgütlerinin beslenmesi. Yani esas olarak dediğim gibi böyle büyük şiddet örgütlerinin desteklenmesi ne engellemek için çıkarılmış bir yasa ve uluslararası sözleşmeden söz ediyoruz. Yani bunu Türk yargısı gibi uygulayan başka bir devlet olamaz. Komik çünkü. Yani siz kendi devletinizin cezaevine para yatırıyorsunuz ve bu terörün finansmanı oluyor. Yani cezaevi yönetimini ne pozisyona sokuyor bu yani suçlama? Tabii ki kendisi. Bir de şimdi onların terör örgütleri dedikleri yapılar gizli yapılar. Orada hiç kimse kendi kimliğini kullanarak devlet dairesinde bir iş yapmaz yani. Siz devletin verdiği TC kimliğiyle yatırıyorsunuz o parayı. Onun için nereden bakarsanız bakın komik. Tamamıyla 90'lara döndük. Benim 90'lı yıllarda bir müvekkilim vardı. Gerilla'ya gitmiş çocuğunun fotoğrafını duvara astı diye yardım yataklıktan tutuklandı ve yargılandı. Aynı akıl. Yani bir insana, cezaevindeki bir insana para yatırmak zaten insan hakları savunucu hukukçularında, insan hakları savunucularında görevi. Çünkü zaten cezaevinde siyasi ya da adli nedenle olsun çoğunluğu çok fakir ailelerin çocukları. Hatta aileleri bile görmeye gidemiyorlar bu insanları. Çünkü ailelerinin yaşadıkları yerlerden çok uzak yerlerdeki cezaevlerine konuyorlar genelde. Ben çok sayıda insan biliyorum aileleri yıllarca gidememiş olan. Yani hatta avukatların bile çok çok arada gittikleri cezaevleri. O nedenle bu tabii ki akıl dışı bir uygulama. Bence korkutma ve sindirme yöntemlerinden bir diğeri. Zaten Uluslararası Af Örgütü'nün de bu konuda bir açıklaması var. Yani Uluslararası Af Örgütü açıkça diyor ki siz sivil topluma baskı yapmak üzere bu yasayı kullanıyorsunuz. Ben hiç kimseyi duymadım. Bu coğrafyada bir dolu kara para aklama meselesi var. Gündeme de düşüyor değil mi bunlar? Bunlar araştırılmıyor. Bunlara bu yasadan dava açılmıyor ama orada cezaevinde kalan ailelerin durumu son derece kötü insanlara yatırılmış 300-500 liraların peşine düşmüş devlet. Yani hakikaten yani artık hani bir hukukçu olarak hani hukuki deyimlerle açıklanacak bir şey değil gerçekten. Burada biraz hani hak savunucu kimliğinin üzerinden sormak istiyorum ben. Çünkü biraz daha siyasi bir yorum olacak ama şundan ötürü. Şimdi sizin de bahsettiğiniz üzere farklı uygulamalar vardı 90'larda. Şimdi hem adli mahpuslar olsun hem siyasi mahpuslar olsun Türkiye cezaevleri hiçbir zaman mahpus sıkıntısı tırnakçası söylüyorum. Çekmedi. Hani her yani dolayısıyla da cezaevlerinin durumu belli, oradaki mahpusların yaşamları nasıl geçindireceğine dair yani bunu her seferinde zaten biz gündeme getiriyoruz. Ve bu paraya muhtaçlar tabii aslında ki. Yani dışarıdan gelen desteğe bir muhtaç durumda yaşıyor tabii. Bu cezaevindeki adli siyasi fark etmeksizin tüm mahpuslar. Şimdi bu gündem yani böyle bir uygulama yıllardır var yani ilk defa olan bir şey değil. Biz yani politik konjonktürde ne değişti? Hani nasıl bir kırılma yaşandı da biz özellikle son dönemde bununla ilgili çok fazla dosya görmeye başladık. Yani gerçekten de göze çarpan derecede artan bir hani bu noktadaki yargı tacizi artan bir pratik haline geldi. Bunun sebebi ne? Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir kere büyük bir korku siyaseti izleniyor. Yani hakikaten çok fazla insan korkuyor ve konuşmuyor. Konuşan kesimler belli kesimler. Yani bunların da çoğu zaten ya cezaevlerinde ya adli kontrollü. Muhalefet oradan yükseliyor. Dikkat ederseniz bugün de gerek HDP ya da DEM Parti milletvekilleri cezaevinde, Gezi mahpusları cezaevinde, ne bileyim yani hep cezaevinde olan akıl üretiyor yine bu coğrafyada muhalefeti ve onların destekçileri. Yani biz %15'lik işte en fazla bir hep ben bunu söylüyorum biatsız bir grup var bu coğrafyada ve bütün amaçları da onları engellemek. Çünkü başka bir muhalefet yok. Evet ana muhalefet partisi var ama ana muhalefet partisi de sistemin kırmızı çizgileri söz konusu olduğunda iktidardan farklı düşünmüyor. Yani o nedenle gerçek muhalefeti yapan bir %15 var ve bu %15'i nasıl susturabilirim üzerine geliştiriyorlar bütün şeylerini, politikalarını. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum. Çünkü cezaevlerine en çok para nereden yatırılıyor? İşte insan hakları savunucuları. Çünkü biz hatta
Uluslararası kurumlardan da zaman zaman onlara destek için para gönderilir mesela mahpuslara. Çünkü hepsinin durumu çok kötü ve cezaevine hiçbir şey alınmıyor. Belli kendi giysileri dışında. Onun dışındaki her şeyi cezaevi kantininden almak zorundasınız. Yani yediğiniz, içtiğiniz, petiniz, kadınların pet, kadın petleri, fanila, iç çamaşırı, her şeyi siz kantinden almak zorundasınız ve kantinler çok pahalı. Bunun için de hiç kimsenin gücü yok zaten. Mecburen bir dayanışma oluyor bu insanlarla. Evet, biz dayanışıyoruz çünkü hepsi siyasi mahpus bu insanların. Yani düşünceleri nedeniyle, yazdıkları nedeniyle, konuştukları nedeniyle ya da örgütlendikleri siyaset nedeniyle cezaevindeler. Oradan çıkan muhalefeti susturmak için yapılıyor. Onlara verilen desteği azaltmak için yapılıyor ama bence bunda başarılı da olamayacaklar yani. Yani burada aslında şunu da sormak istiyorum. Yani bu uygulamayla hükümet ne tür bir mesaj veriyor dışarıdaki topluma ve aynı zamanda belki de mahpuslara? Çünkü daha önce Sezin benim konuğumda avukat arkadaşımız Sezin Uçar ve onunla da bu konuya biraz girmiştik ve bunu bir tecrit politikasının bir parçası olduğunu söylemişti. Siz paylaşıyor musunuz bu fikri? Tabii yani yalnızlaştırmak da istiyorlar. Yani işte o dayanışmayı engellemek hem sizin dışarıdakilerin muhalefetin yapmasını engellemek hem de içeridekileri yalnızlaştırmak. Tabii ki tecrit politikasının da bir payı var bunda. Hepsi beraber bir devlet aklı bu yani. Peki hani bir yandan da şunu düşünüyorum, yani bu bir ebeveyni para göndermekten ya da bir hak savunucusunu caydırabilecek bu uygulama mı? Yani bu yüzden aslında biraz daha sordum, neden, ne mesaj vermeye çalışıyor? Çünkü hani hak savunucusu da şimdi bu ülkedeki pratiğine baktığımızda hani işkencelerden, hani cinayetlerden geçen bir hareket söz konusu. Hani gerçekten 200 lira para gönderdik ve buradan bir ceza çıktı, buradan bir sindirmenin çıkmasının bir karşılığı var mı? Hani nasıl oldu da bu kadar... Tırnak içerisinde söylüyorum ama belki de doğrudur. Hani çaresiz bir dala sarıldı hükümet. Yani bunu iki yanı var bu yasayı böyle uygulamalarının. Bir işte iç muhalefeti ve engellemek ve cezaevlerindekileri yalnızlaştırmak. Bir de dışarıya biz bu yasayı uyguluyoruz diyorlar. Çünkü Türkiye daha önce çok eleştirildi özellikle IŞİD meselesi nedeniyle. Aslında bunu uyguluyorum bak ben bu yasayı uyguluyorum mesajı veriyor ama... Bize gelen uluslararası heyetlerin hepsi gülüyorlar buna. Hiç inandırıcı değil çünkü yani bu. Hiç inandırıcı değil. Yani şöyle düşünüyorum. Etkili olsaydı seçimlerde bu sonuç çıkmazdı herhalde değil mi? Yani ki bu engellemelerin ve tutuklamaların çoğu Kürt siyasi hareketine yönelik uygulanıyor. Yani Kürt siyasi hareketinden cezaevinde olan insanlara yardım özellikle suçlanıyor ve cezalandırılıyor, tutuklanıyor insanlar. Yani bugün Kürdistan'da seçim sonuçlarına baktığımızda bu korkutma ve sindirme siyasetinin hiç de etkili olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. O nedenle bence devletin bunu artık düşünmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir yanı var. Yani şimdi Türkiye bir hukuk devleti değil. Biz bunu biliyoruz. Ama görünürde bir değil mi? Hukuk devleti yasaları var, iç hukuku var, uluslararası sözleşmelere imza atmış. Ama bütün bunların hepsini ihlal ediyor. Yani bir de buradan bakmak gerekir. Hiçbir inandırıcılığınız yok artık sizin Avrupa'da. Gerçekten hani devletler arası demiyorum. Devletler kendi çıkarlarına bakıyorlar. Ama uluslararası insan hakları örgütleri de inanılmaz buluyorlar bütün bizim yaşadıklarımızı. Yani hepimiz ya cezaevine girmek üzereyiz ya adli kontrollüyüz. Yani buna rağmen bir mücadele devam ediyor. Yani bu az buz bir şey değil gerçekten. Yani herkes her şeyi göze alarak mücadele ediyor. Çünkü yapılanlar çok akıl dışı. Yani kendi iç hukukuna uymuyor. Uluslararası sözleşmeleri de ihlal ediyor. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Bir kere daha söylemek istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda imzaladığı bütün sözleşmeleri ihlal ediyor. Ki Af Örgütü'nün de bu konudaki hazırladığı raporda bütün bunlar yazıyor. Bu sözleşmelerin hepsinde Avrupa Birliği ülkeleri de imzacı. Yani Türkiye onların imza ortağı. Ve bu sözleşmelerin hepsinin denetim mekanizmaları var. Bunlar işletilmiyor Türkiye'ye karşı. Tam mesela, da bunu soracaktım. Yani, bir cep olarak belki bunu da konuşmamız gerekiyor evet, diye. Hani neden işletilmiyor sorusu da önemli çünkü. Çünkü karşılıklı çıkarlar gereği. Maalesef ki Avrupa Birliği de insan haklarını temel alan bir siyasi ilişki kurmuyor devletlerle kendi aralarında. Türkiye'nin bence şu anda tek gücü, Türkiye'ye ses çıkarmamalarının
ya da yeterince ses çıkarmayıp hep endişeli olmalarının, öyle diyorlar ya, endişeliyiz, sadece endişeliyiz diyorlar, başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bunun bence en büyük nedeni sığınmacılar. Yani çünkü özellikle AKP ve Tayyip Erdoğan onlara verdiği sözü hala tutuyor. Yani sığınmacıları burada statüsüz bir şekilde, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mülteci hakları sözleşmesi de son derece ayrımcı ve ırkçı bir şeyi var. Orada çekincesi var Türkiye'nin. Sadece Avrupa'dan gelenleri mülteci kabul ediyor. Avrupa'dan da Türkiye'ye hiç kimse gelmeyeceğine göre mülteci kabul etmiyor Orta Doğu'dan, Afrika'dan gelen insanları. Ve oralardan geliyor bize sığınmacılar. Ve onlar burada Avrupa Birliği istediği için statüsüz bir şekilde, hiçbir güvenceleri olmadan, ırkçı saldırılara maruz kalarak yaşamaya devam ediyorlar. Bunu sürdürmesi Türkiye'nin, Avrupa'ya kapıları açmaması bence en büyük destek kaynağı. En büyük nedeni bence bu. Onun dışında tabii ki ticari ilişkiler. Yani Türkiye önemli bir pazar Avrupa için. Bunların hepsinin etkili olduğunu düşünüyorum. Ve biz Avrupa Birliği ülkelerinden gelen tüm heyetlerin yüzlerine bunları aynen söylüyoruz. Hiç çekilmeden siz ortaksınız diyoruz. Çok üzülüyoruz, ne yapabiliriz deyince her seferinde diyoruz siz ortaklık yapıyorsunuz, üzülmeyin. Denetim mekanizmalarını devreye sokun diye. Mesela yani bir tek denetim mekanizması Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ınkini daha geriden getiriyor. Ama Osman Kavala ile ilgili en ileri yapabildikleri, o da yıllardır sürüyor. Yani insanlar boşu boşuna sadece farklı düşündükleri için zulüm yaşıyorlar yani. Gerçekten zulüm yaşıyorlar. Ama maalesef bu böyle devam ediyor. Yani bu anlamda aslında baktığımızda hani gerçekten herkes o zulmün hani ufak ya da büyük parçasından hani payına düşen ne varsa bir şekilde alıyor ve gerçekten şey kısmı önemli. Avrupa Birliği'nin hani biraz evvel size söylediniz bu uygulamaları Türkiye'nin kitabını uygun göstermek için yaptı ama bunun çocukların bile kanmayacağı bir şey aslında. Ama yine buna, burada da bir boyun eğme siyaseti var ağabeyin ki kendi çıkarları için. Buradan yeniden Hatice Yıldız'a dönmek istiyorum ben. Çünkü Hatice Yıldız'ın olayı benim açılışta da söylediğim gibi bir de hasta mahpus noktası açısından da önemli. Evet. Çünkü hem yaşı itibariyle hem sıhhati itibariyle hani gerçekten de cezaevinde olamayacak durumda. Ve daha yeni işte bir haber daha aldık, tekrar baygınlık geçirdi diye. Bir oradan başlayayım. Hani Hatice Yıldız'ın durumu nasıl şu an? Hani oğluyla görüşebiliyor mu? Hani çünkü bildiğim kadarıyla oğluyla görüşü de engellendi. Görüş günü yakın olduğu gerekçesiyle doğru hatırlıyorsam son vakaya ilişkin. Hani şu an neler yaşıyor? Çünkü yani gerçekten de bir yerden yemiyoruz ihlali. Hani geldi bir hepsi sıra sıra geliyor. Ve hani Hatice Yıldız'ın da vakası çok örnek de olabilecek bir şey. Yani bir mahpus Türkiye'de ne yaşar? Evet. Ya da bir mahpus yakını belki de Türkiye'de ne yaşarın bir karşılığı gibi. Evet. Yani Hatice Yıldız'la ben son işte 2 hafta önce görüştüm. Orada hakikaten yani zaten gördüğünüzde daha hasta bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Zor yürüyor. Ve hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmış. Yani benim diyor ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Evet ceza aldım ama bozulur diye hep düşündüm diyor yani tabii ki. Çünkü kızına ve kızının bir arkadaşına para yatırmış yani mesele bu. Ve şey dedi yani benim cezaevine dayanacak gücüm yok. Yani vücudumun böyle bir gücü yok. Bir kere çok fazla unutuyor her şeyi. Demans hastası, ilaçlarını vermemiş cezaevi. O nedenle diyor arttı unutkanlığım. Yüksek tansiyon nedeniyle sık sık bayılıyorum diyor. Yani bunun, yüksek tansiyon zaten önemli bir hastalık ve yaşlı yani yaşlılığa bağlı olarak zaten bir dolu hastalığı olan biri. Ama şöyle yani cezaevinde Hatice Yıldız gibi yaşlı olan başka insanlar da var ve hasta mahpus sayısı çok fazla. Ama maalesef ki hasta mahpusların cezaevinde kalamaz raporu almaları için tek yetkili kurum Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp tamamen siyasi iradeye bağımlı bir kurum. Yani bir devlet kuruluşu. Aslında biz bunu yıllardır dile getiriyoruz. Bağımsız heyetlerin olması gerekir. Yani çünkü sen devletin kararıyla cezaevindesin. Bir devlet kurumu değil de bağımsız bir merkezden rapor alınabilmesi lazım. Bizim mesela birçok hasta mahpus müvekkilimiz ve ilgilendiğimiz kişiyle ilgili örneğin
İnsan Hakları Vakfı'nın örneğin Fatma Tokmak benim müvekkilim. Çok uzun yıllardır cezaevinde ve ağır derecede kalp hastası, sürekli kanı değişmek zorunda, yani ağır bir hasta. İnsan Hakları Vakfı'nın cezaevinde kalamaz Fatma Tokmak diye raporu olmasına rağmen adli tıp cezaevinde kalabilir dediği için öyle hasta bir şekilde ve ne zaman yani ne zaman hayatını kaybedeceği belli, her an böyle bir şeyin olabileceğini bilme durumunu da yaşayarak, duygusal olarak öyle yaşamaya devam ediyor. Hatice Yıldız gibi başka mahpuslarda. Yani adli tıp maalesef ki siyasi mahpuslar söz konusu olduğunda cezaevinde kalamaz raporu vermiyor. Yani iki kolu iki bacağı olmayan insanlar var cezaevinde. Yani hiçbir şekilde kendi hayatını sürdürmesi mümkün değil. Onlara da vermiyorlar. Yani o nedenle bunlar bir bütün zaten. Yani bir devlet aklı var ve o devlet aklını uygulayacak çeşitli kurumlar var. İşte yargı makamı böyle bir kurumsa, adli tıp da böyle bir kurum, cezaevi böyle. Yani bu bir sistematik. Sistematik içinde devlet istediği gibi bunu uyguluyor. Umarım Hatice Yıldız için verir rapor adli tıp. Tabii ki kamuoyu baskısı önemli ama burada işte muhalefetin çifte standartına geliyoruz. Yani örneğin Celal Doğan asker tutuklu. Onların dönemi 28 Şubat dönemiydi ve bize karşı büyük insan hakları ihlalleri işlediler. Akın Birdal bizim genel başkanımızdı. Yaptırdıkları haberler sonucu Akın Birdal öldürülmek istendi. Buna rağmen bugün mesela Celal Doğan'ın eşi açıklamalar yapıyor. Benim eşim çok hasta. Biz mesela onun, o da çıksın diyoruz. O da hasta mahpus çünkü. Bu kadar ihlallerine maruz kalmamıza rağmen bunu söylüyoruz. O da çıksın. Hasta ve yaşlı bir insan çünkü. Ne olursa olsun cezaevinde kalmasın. Ama maalesef ki kendilerini muhalefet olarak tanımlayan kesimler söz konusu özellikle Kürtler olunca böyle bir tepkisizlik içinde kalıyorlar. Yani eğer biz gerçekten bu kamuoyunu güçlü bir şekilde oluşturabilsek, kendisine muhalefetim diyen herkes karşı çıksa, mesela Hatice Yıldız kimin gündemine girdi? Hatice Yıldız sadece muhalif medyanın ve insan hakları savunucuları, işte ÖHD'dir, İHAD'dir, bu tür kurumların gündemine girdi. Çıktı mı mesela CHP lideri Hatice Yıldız'ın fotoğraflarıyla bu insanı siz neden cezaevinde tutuyorsunuz diye. Ama generaller için çıkıyorlar. Generallerin her gün, her hafta ziyaretlerine gidiyorlar. Gitsinler ama diğer taraftaki mahpusları da görsünler. İşte bu muhalefetin çifte standartı da bence bizim yaşadığımız şeyler üzerinde etkili maalesef. Bu seçicilik aslında hem işte muhalefette negatif yönde bu seçiciliği görüyoruz. Hükümette de biraz sanki pozitif yönde bu seçiciliği görüyoruz. O da benim de aklıma gelen örneklerden bir tanesi. Tabii ki sizin de şahide düşerek söylüyorum. Hani yaşlı hasta insanların hapiste kalması zaten baş başına bir sıkıntı ama hani Sivas katliamı faillerinin mesela yaştan kaynaklı tahliye edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla adli tıp gerektiği zaman hani hak odaklı kararlar verebiliyor. Şimdi ben burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi hani sizinle biraz görüşlerinizi bildiğim için buna istinaden formüle etmeye çalışacağım. Şimdi yargı için hep denir ya, hani eskiden bu kadar değildi. Yani bu kadar bağlı, daha iyi kararlar çıkabiliyordu. Hani evet her şey kötüydü ama yine iyi kararlar çıkabiliyordu diye. Adli tıp için de bunu söylemek mümkün mü? Yani AKP'nin gelmesinden ya da belki son 15 yıllık sürecinden sonra adli tıpta da bir değişiklik oldu mu? Bu hak ihlallerine yönelik kararları doğrultusunda. Yani ben tabii sadece AKP ile bir şeyi değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyada yargı her zaman bağımlıydı. O zaman da militarizme bağımlıydı. Yani generaller savcıları, hakimleri çağırıp hazır ol da onlara şey yapıyorlardı, talimatlar veriyorlardı. Yalnız şöyle bir şey vardı. Şu anda bir kişiye, bir kişinin aklına bağlı bir yargıdan söz ediyoruz. O dönem evet militarizme bağımlı bir yargı vardı ama çeşitli yargının içinde çeşitli merkezler vardı. Yani bu kadar korku yoktu hakim ve savcılarda. Yani tek bir yere bağımlılık, tek bir kişiye bağımlılık çok biraz daha farklı sonuçlar doğuruyor tabii ki. Şu anda hakimler ve savcılar çok korkuyorlar. Yani
Şimdi hakimin ve savcının bağımsız olmadığı yerde, korktuğu yerde bağımsız bir yargıdan söz etmek mümkün mü? Ama bu demek değil. Eskiden daha iyiydi. Eskiden de kötüydü, şimdi de kötü. Çeşitli nedenleri var bu kötülüğün. Adli tıp her zaman devlete bağımlı bir yargıydı, merkezdi. Şimdi de öyle. Yani eskiden iyiydi de, işte öyle diyenler de var çünkü eski devlet iyiydi. Hayır, eski devlet de iyi değildi. Siz sadece o hak ihlallerini görmüyordunuz. Size de yansımaya başlayınca görmeye başladınız. Özellikle Kemalistlerin durumu bence ve solun bir kısmının durumu bu. Kendilerine bir hak ihlali yansıdığında görmeye başladılar. Ama Kürdistan'da o kadar kontrgerilla cinayeti işlendiğinde, insanlar katledildiğinde, işte biz bugün Medet Serhat'ın mezarına gittik, mezarına saldırı olduğu için. Medet Serhat bir avukattı ve öldürüldü. Kimin gündemine girdi? O devlet mi iyiydi? Yani siz sadece görmediğiniz için öyle diyorsunuz. Devlet her zaman kötü. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekçi yapısı nedeniyle sadece Türk ve Sünni Müslüman kimliğini temel alarak bir örgütlenmeye gittiği için ve hukuk sisteminden alın her alandaki uygulamaları bunun üzerinden olduğu için hiçbir zaman demokratik bir cumhuriyet olmadı. Hala da değil yani. Bitirirken, çünkü artık zamanımıza kalmadı ama tekrar Hatice Yıldız'la bitirmek istiyorum ben. O da şu, hani şu an dosyada sizin itirazlarınız var mı? Tahliyesi yönünde talepleriniz var mı? Hani yani bir mesajınız var mı? Ne yapabilir? Çünkü hani buradan yargıya seslenmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama belki de hani toplumsal kamuoyu açısından söylemek istediğiniz birkaç şey var. Yani avukatı Hebat arkadaşımız zaten gerekli başvuruları yapıyor. Hem Anayasa Mahkemesi'ne hem cezasının ertelenmesi için gerekli başvuruları yapıyor. Biz de insan hakları savunucuları olarak bunu gündemde tutmak tabii ki istiyoruz. Hatice Yıldız'ın yaşadıklarının çok büyük bir hak ihlali olduğunu, bu yasanın aslında akıl dışı kullanıldığını sürekli dile getirmek istiyoruz. Ve şunu söyleyeyim son sözü olarak da, yani cezaevine para yatırmak diye bir suç olamaz. O nedenle biz cezaevlerinde durumu iyi olmayan insanlara her zaman para yatırabiliriz. Böyle bir suç yok, gizli değil, açık yapılan bir şey. O nedenle akıl dışı bir uygulama, akıl dışı bir ceza. Hakikaten zulüm. Başka türlü tanımlayamıyorum. Çok teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için, katıldığınız için. Sağ olun. Bir Adalet Defteri programının daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.